Değerli tüketiciler, şu an gene bir dolandırıcılık sektöründe neredeyiz? Eryaman Göksu Park evlerinde. Şöyle bir manzaramızı çekelim. Bakın gördüğünüz gibi. Çünkü Eryaman Göksu Park deyince zenginlik, para, burada oturan müşterinin geliri 10 bin, 15 bin, 20 bin mantığıyla tüketicimiz kombisi doğalgazı bittiği zaman bakın şu an kombimiz çalışıyor. Bakın şu an kombi çalışıyor. Yanıyor. Şu an ben gazı kesiyorum. Örnek tüketicimizin doğalgazı bitti. Doğalgaz bittiği zaman kombimiz ateşleme yapamaz. Yapamadığı zaman da burada arızaya girdi işareti çıkar. Tüketicimiz bakıyor, merak ediyor. Gazı bittiği için kendi çapında resetlemeye çalışıyor. Tüketicimiz resetleyemediği için internetin Google'un başına Eryaman kombi servisi diye yazıyor. En üst sıraya çıkan firmayı kaliteli, güçlü, profesyonel zannettiği için evine çağırıyor. Aa beyefendi kartınız arızalı demiş. Kartı sökmüşler. Bakın ve bu arada şimdi yanmadığının kanıtını bir göstereceğim şimdi. Kırmızı sinyal bir yanacak. Diyecek ki kombimiz yanmıyor. Reset isteyecek. Yani bir arıza var. Şimdi birazdan bekleyerek size de bu şekilde izleterek zamanınızı bölüyoruz ama her şeyi canlı canlı görün diye ve şimdi birazdan gözlerinize inanamayacaksınız. Son kez ateşlemeyi yapıyor. Çünkü gaz vanamıza bakalım. Gaz vanamız kapalı. Evet bakın şu an arızaya. Gördünüz mü? Reset istiyor. Ve tüketicimiz tamirci çağırıyor. Diyorlar ki kartınızı eğer tamir edersek 300 TL, sıfırını takarsak 500 TL. Tüketicimiz bir şekilde kartı veriyor, gönderiyor. Ondan sonra internette araştırırken bizim videolarımızı izliyor. Diyor ki Viessmann, Vitopelt, 100 kombinin kart tamiratını yapıyorum. Biz gerekli bilgiyi veriyoruz. Uygun olduğu için biz buraya Allah'tan elimizde hazır kart vardı. Bu kart da sıfır değil, tamirli. Bazıları bunu tamirli kartı streçleyip kutu içine sıfır diye müşteri yutturmaya çalışıyorlar. Ama benim videolarımı izleyen bundan sonra müşteri hiçbir şekilde dolandırılmayacak. Ben buraya geldim. Bu kartı takmadan önce tüketicimiz güvenmediği için arabasıyla mazotuna, gazına, parasına kıyıyor. Bulunduğu yerden kartı alıyor. Ben dedim ki inşallah sağlam kartınızı yakmamışlardır. Bazen çünkü bu şekilde dolandırıcı tamirciler karta alakasız yere 220 vererek sağlam kartı da yakıp müşteriye teslim edip veriyorlar. Allah